Murat gel oğlum. Atatürk'ün resmine baka kaldın oğlum. Baba Atatürk gelir mi gerçekten? Görebilir miyim onu? Atatürk'ü görmek demek onun yüzünü görmek demek değildir evladım. Onun düşüncelerini anlamak, amaçları için çalışmak, ilkelerini hayata geçirmektir önemli olan. İşte o zaman Atatürk gerçekten gelmiş olur. Görebilseydin ne güzel olurdu. Görebilseydim onu. Sahi sen onu gördün mü baba? Gördüm evet. Uzaktan da olsa gördüm çocuğum. Ben bizzat konuştum bile. Sahi mi büyük baba? Anlatsana dede bana onu ne olur. Bak işte evladım bu Atatürk'ün gerçek büyüklüğünün resmidir. Arkası dönük olan çocukların uzun boylusu benim. Atatürk bize bugün konuştuğumuz dili öğretti. Ya da hala konuşamadığımız diyelim. İlk öğretmenimizdi bizim. Millet olarak en büyük hazinemize, ortak dilimize sahip olmamızı ona borçluyuz yavrum. Bu harfleri öğrenmek daha kolay değil mi Mirim? Ata bize her şeyin kolayını öğretiyor azizim. Atanın öğrettikleri kolay, onu izlemek zor. Önemli olan da bu. Şimdi neden Atatürk'e başı öğretmenim dediğimizi daha iyi anlıyorum. Elbette yavrum. Atatürk hepimizin öğretmeni. Okullara neden onun büstünü koyuyorlar zannediyorsun? Evet, onun da öğretmen kadrosunda olduğunu belirtmek için. O da olabilir ama asıl amaç onun eğitim ve öğretime verdiği önemi göstermek için. Öğretmenlerimize sahip çıkmak için. Onun öğretmenlerin yanında olduğunu göstermek için. Biz hala onu verdiği değeri veremiyoruz öğretmenlerimize. Çok haklısın baba. O sadece iyi bir öğretmen değildi. Bizim görmediğimizi görür, duymadığımızı duyardı. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır diyen hep oydu. Büyük atanın sayesinde az zamanda ne çok işler başardık. Ne kadar uzun bir yol kat ettik farkında mısınız azizim? Evet ama büyük ata yaptığımız işleri yeterli bulmuyor. Çünkü daha büyük işler yapmak mecburiyetindeyiz. Haklısınız. İnşallah bizden sonraki nesiller de bunun bilincinde olur. Yoksa atanın çabaları boşa gider. Atatürk Türk milleti çalışkandır diyerek hepimizin daima çalışması gerektiğini belirtiyor değil mi baba? Elbette yavrum. O bizi bıraktıktan sonra birçoğumuz unuttuk bunu. Ama atayı hatırlamak onun sözlerini hatırlamaktır. Onun başlattığı yolda yürümek demektir. Hep atanın devrimlerini konuşuyoruz. Elbette bunlar önemli ama atanın bence en büyük armağanı bizi kadınlarımıza kavuşturması. Neden bu büyük baba? Evladım büyük ata kadınlar içtimai hayatta erkeklerle beraber yürüyecek ve birbirlerinin yardımcısı olacak diyerek daha 60 yıl önceden kadınlarımızın ikinci sınıf insan olmadıklarını vurgulamıştı. Elbette ya. Atadan 60 yıl sonra hala bunun mücadelesi veriliyor baba. Yani hala anlamayanlar var. Gel kimseler görmeden bu yerde... Makbule Hanım, bizim de böyle bir eğlenceye katılabilmemiz ne kadar güzel değil mi? Yalnız eğlenceye değil, her şeye katılmamızı istiyor Gazi. Eğitime, öğretime ve dahi yönetime. Atatürk en çok gençliğe güvenmişti evladım, yani sizlere. Bugün çevrene baktığında gördüklerin seni korkutmasın. Muhtaç olduğun her şey Atatürk düşüncesinde var. Ne yapmam gerektiğini biliyorum baba. Atatürk gibi düşünmek, Atatürk gibi çalışmak... Ve cumhuriyeti korumak. Ve daha da ileri götürmek çocuğum. Bugün cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğun en büyük hayrandır. Kutlu olsun. Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Ne olsun?